Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Kendisi araştırmacı, yazar. Türklük adına yaptığı önemli araştırmalar var. Bugün son çıkan kitabını da göstereceğim sizlere. Sevgili araştırmacı yazar Mahiye Morgül'ü davet ettik. Eksik olmasın, bizim davetimizi kabul etti. Ve bugün Sevgililer Günü üzerine konuşacağız. Sevgililer Günü aslında ne? Leyla Zeynep Sultan kim? Ve Sevgililer Günü'nün Anadolu'yla, Anadolu insanıyla, Anadolu kadınıyla ne ilgisi var? Bunların cevabı da Mahiye Morgül'de. Hoş geldiniz yayınımıza, kıymetli büyüğüm. Merhaba, merhaba Hakan Bey. Aslında ben sizin izleyicilerinizle birkaç yıl önce buluştum. Evet, Bilinmeyen İskender dediğiniz programın adına. Evet. Ben Çok güzel böyle yayınlar yaptık. Leyla Zeynep Sultan'a da böyle gider gider gelirim. Bugün yeniden Milli Eğitim'de darbe dediğim kitabımın içinde de Leyla Sultan var. Evet, bu kitabın Tam içinde. yeni çıktı. Evet. Nergiz yayınlarından Milli Evet. Eğitim'e Darbe Mahiye Morgül'ün kaleminden kitapçılardaki yerini de aldı diyelim. Buyurun devam edin. Neden bu kitabımda da yeri vardı? Bir yöneticimiz Zerdüştilere bir aleyhte bir cümle kullandığında Leyla Zeynep Sultan Zerdüşt dediğimiz Avesta'nın, Oğuz Atan'ın kollarından gelen birisi. Başında ışıklı tacı ile heykelleri var. Bilim yapmak ibadettir dediğimiz ekolün altında olan Sasani kraliçesi, Sasani uygarlığının yöneticileri hep Çerkez ya, Sirkas ya, Sasani, Çeçeniler, Memlüklü sultanlarına kadar, Kutuslara kadar defalarca Roma saldırılarından Akdeniz'i ve Anadolu'yu korumaya koşarak gitmişler. Köleliği kaldıran Akmenit uygarlığının devamı olan Sasani, Pers, biziz Pers başkası değil, Oğuzların diğer adıdır Pers, Işığın oğulları. Leyla Sultanımızın başına gelen çok hazin bir olay var. Bu nedenle Şimdi şöyle diyelim. Leyla, bütün türkülerde duyarız adını Leyla. Leyla beni ateşlere koydum der türküde. Leyla o Leyla. Peki o Leyla kim? Leyla Zeynep Sultan'ı tanıyalım mı biraz? Kimin kızı? Nerede yaşamış? Neler yapmış? Ve sonra Sevgililer Günü'yle ne ilgisi var? evet. Roma'ya esir götürüldü. 14 Şubat'ta orada zindanda öldürüldü, demir parmaklıkların içinde. Demir parmaklıkların içinde kitap okuyordu. Beş dil bilen Leyla Zeynep Sultan hiçbir aristokratı muhatap almadı, konuşmadı. Çünkü oğlu Hasan'ı kucağından alıp denize attılar İstanbul Boğazı'ndan geçerken. Esir götürülürken, tek bir şartla teslim oluyorum oğlumla beraber. Palmira, bilim şehrinin kraliçesi, Palmira şehrimi yakmamanız şartıyla teslim oluyorum dedi. Oğlu Hasan da kucağında. Kocası ölmüştü. Doğan Bey, Utuganne diye yazar. Doğan, Tuana bölgesi, Niğde Yalıçine, burası da tıbbın merkezi bir yer, Kemerhisarı'ydı. Doğan kültürü halkına kol kanat geren, Zerdüşlerin de sembolü olan başında bir kanatlı kuş vardır. O kuş fer ve har, Sasanilerde devam eden bir sembol bu. Çünkü yönetim bilim adamları yönetiyor devleti Sasanilerde. Kraliçe şöyle bir durum oldu, kocasını öldürdüler Yafa'da. Zehirleyerek öldüğünde komutanları ona sen varis oğlun var. O büyüyüp de işte yaşını dolduruncaya kadar, büyüyünceye kadar sen valide sultan olarak başımızda kal. Biz yönetiriz devleti. Ama Leyla Sultan Roma saldırısında Gazze'de Roma askerlerini kendi askerleriyle beraber savaşa katılıp denize dökmüş. Gazze onun adı. Azize İştar Opa. İştar Yıldız Opa abla. Aziz ablamız, Yıldız ablamız. Bu kraliçemizin kendi parasını basıyor, Roma'dan borç almayı da yasaklıyor. O kuruş adlı bizim faiz yasağını ilk koyan
Zülkarneyn'dir kendisi benim için. Büyük kuruşun töresini, Oğuz töresini devam ettiriyordu. Kendi parasını basınca Roma bunun üzerine bir daha bindirdi. Antakya'nın dağlarının yukarıda Kos dağlarının eteğinde altın yüzüne. Kos Oğuz demek. Oğuz dağlarının eteğinde orada bir kadın askerlerin mezar taşlarında kalpleri, özleri altın, altın özü. Özü altın, içi, yüreği altın ifadeleri, dualar vardır orada da. Leyla Sultanımızın bebeğinin yaşaması için onu komutanları sen savaş alanına gelme dediler. O Antakya'nın içinde varlıklı hatta yerli Yahudi ailelerinden birinin evinde bekliyordu. Savaş orada olacaktı. Ama üzerine gelen ordu Auralina. Auralina adlı bir Trakyalı işbirlikçi komutan Romalılar adına saldırdı. Palmyra'ya kadar gelecek. Bilim şehrini yok etmek bu batı saldırılarında hep var. Önce şeye geliyor, Kemerhisar Niğde'ye geliyor. Niğde'de Kemerhisar'daki Apollonius sülale boyunca bilim adamı olan bu ailenin bilim evlerini yok etmeye, yerle bir etmeye geliyor, haber salıyor, yerle bir ediyor. Ama insanlar Ulukışlı'da dağlara kaçmışlar, bir heyet gönderiyorlar. Bak burası işte 100 yıl önce Romalı diğer bir komutanın korumaya aldığı. Çünkü Tarkon Dimete ile ondan 100 yıl önce Tarsus'a yakın bir yerde, Pozantı'da yaptıkları savaşta çok yaralıları olmuştu Roma askerlerinin. Bunları tedavi etmişti bizimkiler, Hipokrat yemini. Yani düşmanım da olsa onları biz tedavi ederiz. O Romalılar bundan çok mutlu oldular. Tamam biz buradan vergi almayacağız bundan sonra dediler. Dediler ama 100 yıl sonra gelen Auralina Palmyra'yı yerle bir etmeye, Leyla Zeynep Sultan'ı esir almaya gelirken önce Kemerhisar'ı yerle bir etti. Geliyorum Palmyra'yı da böyle yapacağım teslim ol diye haber gönderdi. Ama oradan çıktıklarında Tarsus'tan geçerken Tarsus kapısında Tarsus'un ileri gelenlerinden halkın ağabeyisi, temsilcisi anlamında bugün havari dedikleri, ilk havari dedikleri böyle şeyleri topladı, ziynet eşyalarını, altınları sanduka içinde. Avrupa Tarsus aradıkları sanduka var ya, işte öyle bir sanduka veriyor Auralina. Tamam biz diyor vergimizi diyor fazlasıyla veriyoruz sana, biz de senden Roma'dan yanayız, şehrimize dokunma, şehre dokunma ama ilk havari ilan edilen Paulus. Lus, ulus, halk, opa, halkın büyüğü, ağabeyisi, temsilcisi anlamında. Paulusları öyle ilk havari ilan edildi. Arkası Hristiyanlık geldi zaten. 331'de resmi din ilan edildi ya, Hristiyanlık edilince. Anadolu'daki bütün bilim evleri yerle bir, üzerine bir haç dikiyor. Burası kilise diyor. Leyla Zeynep Sultan'ın yaptırdığı Tuana bilim evinde gidiyorum. Fotoğrafını çekiyorum. Başında ışıklı tacı var, bu Meryem Ana olamaz. Bebekli kilise diyor kilisenin adına. Yani o bebek Leyla Zeynep'in öldürülen oğlu. Bebekken olduğundan. Onun ölümü büyük hüzün. Bebekli kiliseler anısına yapılan Mardin'de var mesela. Bebekli bir kilise daha. Kilise değil, Yasevi onlar. Aslında Leyla Sultan'a yapılmış bir dolu Yasevi var. Roma'ya küs gitti. Giderken İstanbul Boğazı'nda oğlunu öldürüp denize attılar çünkü ya. Yani Gazze'de gözaltı yapıyor. Yani Gazze'de yakalanıyor. Hayır. Teslim oluyor askerleri. Antakya'da. Hayır, Antakya'da da değil. Romalılar nerede esir alıyorlar onu? Kaynaklarda diyor ki ata akrabalarından yardım almaya gittiği yerde, işte Fırat Nehri'nin yakınlarında bir yer. Tam kaynak vermiyor ama Türkiye'den iş sürerek çocuğunun bakıcısının adı Suzan Suzi'ydi diyor.
Çünkü o bebeğin bakımı, ilaçları, büyütülmesi, süt annesi, 40 kadın askerle beraber esir götürüldü Roma'ya. Kırklar Kaleleri, Kırklar Düzü, Kırklar Kilise diyor. Hayır, Kırklar bize aittir. Kırklar üzerine bir program ayrıca bile yapabilirim. 40 kadın, savaşçı kadındır bunlar ama aynı zamanda ilaç bilen kadındırlar. O ailenin bakımından, Leyla Sultan'ın bakımından, bebeğinin de büyütülmesinden sorumlu hizmet olan, yani toplum adına hizmet veren 40 kadın. Baktım bir şeyde, Mardin'de Şimoni Azize, Şamani Azize, Leyla Sultan bebeğinde çıplak olan çocuğu bebek kucağında, anlıyorsun ki bunun bir sembolik anlamı var. Bunun için girdim Mardin'e, bir tane de Kırklar Kilisesi çıktı karşıma. Olamaz. Orası bilim evi, ilaç yapım yeri, yaşlılara, düşkünlere bakım yerleri, bizim töremiz. Fırat Nehri yakınlarında akrabalarından yardım almak üzere, Roma'ya karşı yardım almak üzere gittiğinde Leyla Zeynep Sultan yakalandı Romalı askerler tarafından. Sonrasında Venedik'e doğru bir yolculuk var, öyle mi? Roma, Tivoli şehrinde. Tivoli, Roma'ya doğru bir yolculuk. Tivoli'de saray Ve bu hapsinde. yolculuk sırasında oğlu Hasan'ı öldürüp İstanbul Boğazı'na atıyorlar, öyle Denize mi? attılar, öldür, gözünün önünde artık gözü yaşlı, kanlı gözyaşları içinde öldü. Savaşta kocasını kaybetti. Hayır, Ardından oğlunu katlettiler. kocasını zehirleyerek öldürdüler bir kutlamada, bir şölende, şenlikte, Hayfa'da. Hayfa'da. Ama Sonrasında Roma'ya kadar uzanan bir yol var. Tutsaklık başladı. Ve Roma'ya geldi. Kilit altında. Ne kadar kaldı Roma'da kilit altında? demir parmaklıklarda sende zincirleri kır Leyla, Leyla kır Leyla, zincirli resimleri var. Orada tutsak, zincirli, yine demir İkram. parmaklıklar ardında. Evet, Ama orada bir aşk doğuyor. Orada bir aşk doğuyor. bu bildiğimiz aşk değil. Bugün çevirdiler, üzerinden para kazandıkları aşk değil. Değil mi? Saygı, saygı aşkı. Basite indirip sıradan aşklara çeviremeyiz. Leyla Zeynep Sultan küstü. Kimseyle konuşmama kararı aldı çünkü Palmira şehrini yakmamaları şartıyla teslim olduğunda oğlunu öldürdüklerinde bu anlaşma bitmişti. Kendisini savunan Kırklareli taraflarında Maya Dağları, Kırklareli adını bile vermiş olabilir buraya. Kırk kadın koruması ile beraber esir gidiyordu. Maya Dağları'nda Amazon kadındır oralar. Romalı dükkanları, tefeci bankerlerin dükkanlarını yıkmaya ayaklandılar. Sen halkı isyana teşvik ettin diye suçlandı bu sefer de. Oğlunu öldürdüklerinde halk isyana geçti. Ne kadar kaldı? En az bir 3 yılı var o şeyde. Orada neler yaşadı Sayarsın. kıymetli Şimdi hocam? bak. Aynı adam mı getiriyor yemeğini, aynı asker mi getiriyor sürekli? Şimdi fotoğrafta bir Valentin asker var aşağıda, merdivenlerden aşağıda. Bunlar tasviri resimler. Leyla Sultan doğuya bakıyor. Yani kendi Anadolu topraklarına, kendine ait yerlere doğru bakıyor. Başında bilimin sembolü yılan, burada Rize Hemşin'de de giyilen Pers başbağı yemenisi, Dorabuluz kemeri, ancak bilimin hamisi İskenderiye Kütüphanesi'nin şubelerini açmış. İlk halife ilan edilmiş Augusto, Zenobia Augusto diye adı var parasında. Zenobia Arapça adıdır. Zenüb denir Zeynep'e Halep'e doğru gittiğiniz zaman. Halep'i mesela onu arttırmış, su taşkınlarından kurtarmış. Ya, bu hizmetlerini konuşursak Roma bunu niye sevmiyoru da anlarız. 274 yılında Roma'da canına kıyarak yaşamına son verdi Leyla Zeynep Sultan. Kendi mi öldürdü kendini? Hayır. Onu öldürdüler. Öldürdüler mi? Tabii.
Ona aşık diye iddia ettikleri Valentin ona çiçek vermiş. O da Valentin'e kitap veriyormuş. Yanında kitaplarda yapılmış resimlerine rastladım ama şu anda onlardan elimde yok. Leyla Sultan Bilem'in hamisi beş dil bilen. Bu kadını hapse tıktıklarında saray hapsinde bir sarayın en üst katında görünüyor. Bir balkonda resim görünüyor orada. Küsülü arkadan resmi var ama elindeki zincir, altın zincir, bilekten bileğe zincirleri bütün resimlerinde orada görünüyor. Onun kitaptan başka verecek şeyi yok. Bir tek gardiyanla konuşuyor. Ne konuşmuş olabilir onunla? Sen bunlara mı hizmet ediyorsun? Bu adamlar benim oğlumu da öldürdü. Bu adamlar Anadolu'da bilim evlerini yok ediyorlar. Leyla'nın öldürülmesini Anadolu'da isyanlar çoğalıyor Romalılara karşı. Bunun üzerine Aurelina in Palmira operasında anlatılan Anadolu'daki Leyla Sultan'a ait bütün bilim evlerini, onun yaptırdığı yerlerin, saraylarının yerle bir edilmesi için Gladio adlı Roma kralı 2 yıl askere almak mecburiyeti, zorunlu askerlik koyuyor İtalya'da. Şeyin Roma'da tüm erkekler Anadolu'yu yerle bir etmeye gönderiliyor. Bu yasağa uymadı, evlilik yasağı diyorlar ona. 2 yıl Roma'da evlilik yasağı konmuş. Gladio, zalim Gladio adını oradan alır. Bütün erkekleri Anadolu'yu, Filistin'i düşünün. Hep kalanlar bunlar elimizdekiler. Yasağa uymadı, aşık oldu diye Valentin'i öldürüyorlar. Çiçek verdi Leyla Sultan'a. Aşık oldu diye suçlama yapacaklar. Onu öldürdüler. 30 yıl sonra gelen Roma kralı, hayır o haksız yere öldürüldü. Biz bunu aziz ilan ediyoruz. Aziz Valentin adı ondan özür dilemek için çıkarılmış bir karar. Kucağındaki çocuk alınıp öldürüldüğünde İstanbul Boğazı'nda Leyla Zeynep Sultan'ın çocuğu Hasan kaç yaşındaydı? 3 yaş gibi görünüyor heykelin birinde ama benim yıl hesaplamalarımla 5 yaş olması lazım. 5 yaşında. Yani kocası 5 öldükten yaşındaki bir sonra. çocuğu annesinin gözleri önünde kesip doğrayıp atıyor. Veliaht, Türkmeneli eyaletinin veliaht kralı. Ölen bir çocuk değil. O nedenle tüm Anadolu halkı o çocuğun yasını tuttu, o annenin yasını tuttu. Sonrasında Valentin'i aziz ilan ettikten sonra bunu sevgililer gününe çevirmeyi nasıl başardı Avrupa? Ölüsünden yağ çıkartma atasözümüz vardır. Bu bize ait değil, onlara aittir. Öldürürler. Komşunun tavuğu ölse İngiliz'den bileceksin. Atasözümüz vardır. Bunun gibi. Yani gelir sen öldürdün diye üzerine atar komşunun tavuğunu. Sen öldürdün diye sittin sen. Komşunla kavga edersin. Leyla Leyla Zeynep. Sultan'ı anlatmıyorlar. Anlatılmıyor da tarih kitaplarında neden yok? Neden yok Leyla Zeynep Sultan? Neden Evet tarih. bilmiyorum. Çünkü direnme kültürü, Amazon kültürü, hilal demek, İslamiyet'i de bizden geçmiştir. Hilal uğruna savaşmak, faiz yasağı, borçlanmadan yaşamak, bilim yapmak ibadettir. Bunların kökünde Leyla Sultan. Mevcut ders kitapları bunlara bilimi yok ediyor. Özgüveni, tarihsel bilgilerini yok ediyor. Bu kadar sana özgüven verecek olan bir kraliçeyi tarih kitaplarına yazdırtırlar mı? Peki Leyla Zeynep Sultan aslında bizim iliklerimize kadar işlemiş bir figür. Ve bilimin hamisi, bilim adına çok önemli şeyler yapmış bir insan. Ve asla tarihi yazanlar bizim onu öğrenmemizi istememişler. Leyla Zeynep Sultan aslında hani kadınlarımız için önemli bir figür, öyle değil mi? Tabii ki önemli. Yani dinimizde de Zeynep adı çok değerli. Kimlerin çocuklarında, kızlarında Zeynep adı var.
Onlara bakın, görürsün. Leyla Zeynep zaten bu böyle bir Oğuz Bey'in kolundan olduğunu kendini anlattığı yerlerde geçiyor. Bat Sabah diye imza atarmış. Seher Yeli türkülerimiz de var. Şeyin Hazreti Hüseyin'in eşi Zigir Sasani Son Kralı, biz zaten İslam'ız diyen, birliğimiz dirliğimizdir diyen. Leyla Sultan'ın kolundan çıkıyor bunlar. Hazreti Hüseyin'in, Zeynel Abidin'in kaçırıldığı, yani götürüldüğü, kurtarılıp götürüldüğü yer neresi? Oğuz eli, Semerkant. Orası. Orası bizimkiler, Leyla Sultan'ın Oğuz dedelerinin yerleri. Hepimizin yerleri. Orasan'da kurgan var. Kurban. Evet, Leyla Zeynep Sultan bu topraklara imzasını atmış. Büyük bir isim. Hani bugün onu anmak çok önemli ama acı olan şey şu. 14 Şubat Sevgililer Günü. 14 Şubat Sevgililer Günü Leyla Zeynep Sultanımızın Yaz günü. Roma'da öldürüldüğü gün, yani bizim için yas günü. Yaz günü. Evet. Onun için Anadolu'da Sitti Zeynep, Seyyide Zeynep türbeleri var. Yas evleri var. Alanya'da, Antakya'da, Malatya'da, Silifke'de, Mardin'de, Şam'da ve İran'da da bolca. Leyla Zeynep'e yas evleri var. Ağlamaya gidilir oraya. Çok önemli. Leyla Leyla ile ilgili bir sürü türkü var. Leyla. Leyla. Zeynep ile ilgili bir sürü türkü var. Leyla'lar da, Zeynepler de, türkülerdeki Leyla'lar da, Zeynepler de hepsi Leyla Zeynep Sultan'ı işaret ediyor, öyle değil mi? evet. Leyla'nın ruhunu andık. Şahit ettik o ruhunu. Evet, ruhu şad olsun. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Neler söyleyebiliriz başka Leyla Zeynep Sultan'ımızla ilgili? Leyla'yı yeniden Anadolu'ya layık olduğu, unutulduğu yere geri taşımak görevimiz var. Onu unutturmamak görevimiz var. Ben kendime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Sizin ellerinize sağlık. Emeğiniz çok kıymetli. Sağ ol. Bir de Anadolu'nun şifacı anaları var, koca anaları var. O Öyle değil mi? kelimelerle söylemiyorum da, yani sıradanlaştırmak oluyor. Yani bilimi koruyan, bilimin hamisi Leyla Zeynep Sultan'ın şifacı kadınlar, 40 kadını vardı. O çocuğunun bakımında yardımcı olan ve korumasında da, saldırılarda da onları kol kanat gerecek koruyacak. Yani ben şifacı olabilirim ama bir Oğuz Bey kral demek. Oğuz Kralı'nın ailesini, çocuklarını koruyan 40 silahlı ve de şifacı kadın. Kraliçe onların başında. Leyla Zeynep Sultan Sasani miydi yoksa Filistinli miydi? İkisi de aynı şey. Yöneticileri Sasani. Sasani uygarlığı Mısır'ı da içine alıyor. Anladım. Sasaniler o zamanlar yani Filistin'e kadar, Mısır'a kadar hükmediyorlardı. Ve Sasani devletinin başında Türk boyları vardı, öyle mi? Evet, kölemenler, köle, kuli, oguli, oğluman, insanoğlu demek. Köle yanlış anlatırlar. Kölemeni yanlış anlatırlar. Köleymiş gibi. Hayır, kuli, kuli, oguli, oğulu. Ne? Man, woman, insanoğlu. Allah'ın iyi kulu demek. Adem oğlu. Bunlara direnen Allah'ın iyi kulları anlamında kuli man. Woman. Man de ay tanrısının adı, bir dönemde böyle geçiyordu. Man. Mauzi, hilal uğruna çocuklarını koruyan kültür. Sasan, Çeçen, Sasani. Evet. Barbarlar Çeçen yani, Kafkas. Leyla Zeynep Sultan'ı andık. Ruhu şad olsun. Dünyanın Sevgililer Günü aslında ne demek onu anlatmaya çalıştık. Sevgililer Günü kavramının altında büyük bir acı var aslında. Çok büyük bir acı var. ölüsünden yağ çıkarma yöntemleri onların. O da öyle bir şey. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir yayındı. Teşekkür. Kitabınız da yeni çıktı.
göstereyim ben. Milli Eğitime Darbe, Mahya Morgül kaleminden, kendisi önemli bir eğitmen ve 80 sonrasında ülkemizde eğitimde neler değişti, adım adım kaleme aldığı bir kitap. İmkanı olan, merak eden lütfen bu kitaba baksın diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Saygılar sunarım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dostlarımız sizler de sağ olun, var olun. Bizi izlediğiniz için zaman ayırdınız. Hoşça kalın.